Dinle abi. Yarın mehendi törenimiz var. Bir gün sonra da düğün olacak. Niçin otelde kalmak istiyorsun ki? Buna ne gerek var? Bilmiyorum Şaban'a. Suraya kendini biraz tedirgin hissediyor. Zannederim pek huzurlu değil. Hem bu bir günlük bir olay. O kadar önemli değil. Her an vakti burada oluruz, öyle değil mi? Ama Osman Bey, bunu nasıl yaparsınız? Biz bunun için büyük bir salon kiraladık. Sırf bir arada olalım diye. Düğünlerin güzel tarafı da bu değil midir? Bence böyle yapalım. Biz bunu hallettik. Lütfen kal. Madem ısrar ediyorsunuz, itiraz etmeyeceğim Gulan Bey. Burada kalıyoruz. Dediğim gibi Kişora kardeş, çoğu şeyi hallettik aslında ama sen 40-50 bin rupi kadar bir şeyler ayarlayabilirsen çok iyi olur. Evet, biliyorsun benden bir talebim vardı. Bunu da ona say istersen. Evet. Evet, kabul ediyorum. Bu evi sana satıyorum, merak etme. Merak etme, bu ev senin artık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tamam, anlaştık. Düğün salonu ve bütün diğer masrafların altından kalkabileceğiz artık. Canım. Neyim var? Ne olur böyle yapma kraliçem. Biliyorsun canım. Kızımız evleniyor. Ve bu bir baba için her zaman ağır bir sorumluluktur. Bir bu evimiz vardı. O da gitti. Hatırla. Evlendiğimizde sana bir söz vermiştim. Sana bir yıl içinde ev alacağımı söylemiştim. Sen de birlikte olduktan sonra... bizim veya kira olması önemli değil demiştin, hatırla. Bunu hatırlıyorsun değil mi? Ve bugün biz yine... seninle birlikte buradayız. Yine beraberiz. Göreceksin. Zaman alacak ama bir evimiz olacak. Üç dört yıl alacaktı belki ama... başaracağız. Canım. Yenge. Özür dilerim. Biri çantamı burada bırakmış. Onu almaya gelmiştim. Şaban'a ben artık gideyim. Yapacak işlerim var. Lütfen buyurun yenge. Böyle gelin. Rahatınıza bakın. Lütfen. Lütfen. Hala para sorununuz var. Bunu Osman Bey'le konuşmuş olman gerekirdi değil mi? Hayır yenge. Bu konuyu abimle konuşmadım. Konuşmayı da düşünmüyorum. Abimin ve sizlerin Alya'nın düğününe gelmiş olması bizim için yeterli. Bekle. Bu abimin yolladığı para. Ama bütün para zarfın içinde.
Bu paralar hala sizde. Ve siz kullanmadınız. Hayır yenge. Bu benim kızımın düğünü. Ve sen bu paraya haram dediğin için yenge... Bunu kullanmamız imkansız. Biz bu evi helal parayla satın aldık. Gerekirse burayı satarız. Ama Alya'nın düğününe kuruş haram para karıştırmayız. İstersen kontrol edebilirsin. Tamamı o zarfın içinde. Bundan hiç şüphem yok.